We were, you know, landed in Lyon about the news of Ankara. You know, our thoughts are with the victims, their families, and the whole Turkish community. We are here to play tomorrow, you know, our third game in the Europa League after two defeats. You know, we have a difficult match tomorrow against a really good team, Lyon. A lot of quality, a lot of talent, and to, you know, to get a positive result for us tomorrow, we need a very complete game. Game in defending really well, ball position when we have the ball. We need to keep the ball to create as many chances we want, and you know, especially the transition moments from them to attack are very dangerous. That's why we need to have the ball and to be very accurate. But we are embracing the the game tomorrow. If you are a football player or coach like me, you should embrace these kind of circumstances and stadiums to perform in Europe. So we are looking forward to get a good match tomorrow against Lyon. İyi akşamlar herkese. Maalesef indiğimizde aldığımız kötü haberlerle başlamak istiyorum. Ankara'dan kötü haberler aldık. Kalbimiz hayatını kaybedenler ve aileleriyle ve tüm Türk halkıyla. Üçüncü maçımıza çıkıyoruz yarın. İki mağlubiyetle başladık. Zor bir maç olacak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Lyon iyi bir takım, iyi bir rakip. Kaliteli bir takım aynı zamanda. Pozitif, olumlu bir skor almaya çalışacağız. İyi savunma yapmaya çalışacağız. Topun bizde kalması önemli bu noktada. Topun bizde kalmasını sağlamaya çalışacağız ve fırsatlar yaratmaya çalışacağız aynı zamanda. Rakibimiz hücum geçişlerinde tehlikeli. Bu yüzden topun bizde kalması gerekiyor. Maçı bekliyoruz, maçı oynamayı istiyoruz. Hoca ve futbolcu olarak bu tarz maçları oynamayı hep beklersiniz. Avrupa'da böyle maçları oynamak önemlidir. Yarın da iyi bir performans göstermek, iyi bir maç oynamak istiyoruz biz de. Son haberlerden bahsedersek, evet, Mert bizimle değil, burada değil. Durumuna gün gün bakıyoruz, umuyoruz. En kısa zamanda, hatta daha kısa sürede aramıza katılır, takıma döner. Ersin birkaç idman yaptı. Onun durumu pozitif ilerliyor. Bizimle beraber geldi. İdmandan sonra nasıl reaksiyon göstereceğine bakacağız. Umuyorum o da oynayabilecek durumda olacak yarın. Daha önce de dediğim gibi geçen seneye göre bayağı bir takımımızda değişim var. Lige iyi başladık. Avrupa'da gruplara katıldık ki zaten gruplara katılmayı istiyorduk. Hedefimiz buydu. Takımda değişiklikler oldu. Süreçten dolayı mutluyum. 28 oyuncunun gitmesi ve 8 oyuncunun gelmesi tabii ki de kolay değil. Bunun için bir alışma süreci gerekiyor. Aynı zamanda yeni bir hoca olarak ben de takımın başındayım. Stabil olma durumumuzu daha geliştirmemiz gerekiyor. Bu konuda gelişim göstermemiz gerekiyor. Ligde olmayı istediğimiz yerdeyiz ama henüz sadece 8 maç oynadık. Süreç içerisinde, süreç devam ettikçe daha güçlü olmak istiyoruz. Avrupa'da iki maç oynadık ki Avrupa'ya katılım için geçen sene takımımız çok fazla uğraş verdi ve çok çalıştı. Lugano engellerini geçtik. İki fazla maç oynuyoruz grup sürecinde. Hedefimiz gruplara kalmaktı zaten. Süreçten ve takımın gelişiminden dolayı mutluyum. Hala daha çok erken. Pozitif şeyler var. İstediğimiz şey bu yolda devam etmek, gelişime ve bu sürece devam etmek. Dediğim gibi geçen sezon Avrupa'da olmak için çok çalıştık ve çok uğraş verdik. Avrupa'da olumlu sonuçlar almayı tabii ki de istiyoruz. Bu hepimiz için, kulübümüz için önemli olacak. Derbi maçları tabii ki de özel maçlardır. Ben çok fazla derbi oynadım oyuncu olarak. Aynı zamanda hoca olarak da birçok derbi maçında bulundum. Feyenoord, Ajax, Rangers, Celtic ya da Barcelona, Real Madrid maçları gibi. İlk derbi maçımda da Galatasaray'a karşı Süper Kupa finalini oynadık. Bu maçlar özel maçlardır. İyi bir maç oynamayı istiyoruz tabii ki de pazartesi günü ama ben her zaman maç maç düşünen bir hoca olmuşumdur ki bu da yarınki Lyon maçıyla başlıyor benim için. Tabii yaklaşımlarımız benzerlik gösteriyor. Topa sahip olmayı istemek ve oyunu, topu kontrol etmek isteme konusunda. Oyunlarına baktığımız zaman Lyon'un, rakibimizin oynadığı oyuna baktığımız zaman onların da kaliteli olduğunu görüyoruz. Hem hücumda hem savunmada. Bu yüzden topa sahip olmak önemli. Top bizdeyken özgüvenli oynamamız gerekiyor. Paslarımızın ve hareketliliklerimizin iyi olması gerekiyor.
topun bizde olduğu zamanlarda zaten kontrol de bizdedir. Onlar da maça, oyuna aynı felsefeyle yaklaşacaklar. Kendileri içeride oynuyor. Biz deplasmanda oynuyoruz. Farklı olan konu burası. Biz iyi oynamak istiyoruz tabii ki. Bu zor deplasmanda ki daha önce böyle maçlar oynadık ve daha önce bunu yaptık. Yarın da aynısını yapmak istiyoruz. Topa sahip olan ve hücum eden futbolu oynamak istiyoruz. Oyuncuları kıyaslarsak birebir anlamında bizdeki ve onlardaki kaliteyi görebiliriz. Benzer oyunculara aslında her iki takımda sahip diyebilirim. Lacazette ve Ciro'yu birbirine benzetebiliriz. Cherki genç bir oyuncu. O da biraz mesela oyun tarzı olarak Rafa'ya benzerlikler gösteriyor. Fofana, Semih aynı şekilde. İyi oyuncular. Defansif olarak tecrübeli bir takım. Orta sahada da yine tecrübeye sahipler. Tolisso gibi bir oyuncuları var. Bayern Münih tecrübesi olan. Benzerlikler var. Ama iyi oyuncular oluşturmak için iyi bir takım yaratmanız gerekir. Lyon da iyi bir takım. Kaliteden bağımsız olarak söylüyorum bunu. Biz de öyleyiz. Tecrübe ve genç oyuncuların karışımından doğan bir güce sahibiz ki bu da bizi güçlü kılan sebeplerden bir tanesi. Biz lige iyi başladık. Lyon maçıyla da yarın Avrupa'ya tekrardan iyi bir başlangıç yapmayı istiyoruz. Ben genel olarak oyuncu kıyaslamalarını çok sevmem. Tabii ki de benzerlikler görüyoruz, benzerlik gösteren oyuncular var. Ama kimin daha iyi olduğunu yarın skor gösterecek ve umuyorum o noktada da önde olan taraf biz oluruz.